Tekrar merhaba. Merhabalar. Hocam bu arada bardağınızda bir şey yani hakikaten ne kadar ya size evet, benziyor. Değil mi? Aynı ben. Öğrenci arkadaşlar böyle bir baskı yapmışlar sağ olsun çok hoşuma gitti. Valla kim verdi hatırlamıyorum net olarak ama en sevdiğim hediyelerden biri. burada arada baskısı çok güzel olmuş. Tekrar tebrik ediyorum. Aşağı yorumlara bir hatırlatırsanız bu nereden de onu şey yapayım, üzerine yazayım. Evet, ben de hakikaten çok beğendim yani. Evet Öyle hocam. Çok inşallah. <laughs> Şimdi gündemden devam edelim o zaman. Malum şimdi ister istemez bu salgın sebebiyle birçok insan birçok yorum yaptı. Birçoğu da aslında bizim tanıdığımız aslında beraber. Evet. Sizin aslında daha çok tanıdığınız. Bizim de Açık Bey'in bünyesinde çeşitli şeylerle bir araya geldiğimiz insanlar. Misal Oytun Erbaş. Evet. Benim de ta Ankara'dan aslında tanıdığım beraber defalarca çalıştığımız bir hocamız. Çok da severim kendisini. Maalesef biraz artık böyle hani talihsiz bir noktaya doğru durum gidiyor gibi gözüküyor. Ben açıkçası hani üzülüyorum. Evet. Yavuz Dizdar, Canan Karatay birkaç isim daha var ama en çok bu üçü öne çıktı bu süreçte. Doğru evet. diyorsun. Bu konuda sizin yorumlarınızı almak isterim. Çünkü hani evet belki bazı noktalarda hani olayın ne kadar ciddi boyutta olduğunu veya nereye gidebileceğini öngörememiş olabilirler. Zamanda bazı talihsiz açıklamalar olmuş olabilir. Ama özünde bu insanların aslında bilgileri, edinimleri vesaire Elbette. gayet hani yoğun olan insanlar. O yüzden sizin bir yorumunuzu almak isterim. Valla işte dediğim gibi ben de hepsini tanırım ederim. Şimdi tabii bu durumlarda iş biraz çetrefilli yani işin içinde medya falan filan da var. Öncelikle bu insanların hiçbirinin kötü niyetli olmadığını ben çok iyi biliyorum. Temel sorun galiba şuradan kaynaklanıyor. Virüs ilk daha ortaya çıktığında daha virüs konusunda çok bilgimiz yokken pek kimse bilmiyorum diyemedi. Çünkü uzman olarak fikir danışılan insanlar hani kendi uzmanlık alanlarından bir şeyler söylemeye çalıştılar. Elbette ki kimse böyle dünya çapında bir salgın olup evlere belki aylarca kapanacağımızı öngörmemişti. Bu çok doğal. Ben de bir biyoloğum neticede. Bana da ilk sordukları da, yok canım o kadar da bir şey değildir. Panik yapmaya gerek yok dedim birkaç sefer. Çünkü tahmin edebileceğimiz bir şey değil. Fakat Medyanın şöyle enteresan bir durumu var. Medya hemen hızlı haber yapmak, hemen hızlı yorum almak istiyor. Ve özellikle yorumlar biraz eğlenceliyse mesela Oytun yabancı değil Oytun örnek verelim. Yani Oytun'un şimdi konuşmasına zaman bayılmayan mı var Allah aşkına? Yani ben kaç kere TEDx konuşmalarını seyrettim adli hesabı yok. Öyle ödemiş çivesine de geçti mi zaten bizi bizden alıyor arkadaş. Ya ben de hocam gerçekten yani. Değil mi yani? Adam sevimli şimdi Allah için. Ya çok iyi bir hikaye anlatırsın. Tabii yani. bir de şahsen de tanıyoruz. Yani benim 15 senelik arkadaşım Oytun. E Dolayısıyla şimdi böyle bir bileşimde olunca insanlar daha çok konuşturmak istiyorlar. E bizim gibi akademisyenlerin de şöyle bir durumu var. Özellikle konu böyle bilimsel bir teknik meseleyse, ise. Buraya özellikle bizi izleyenlere duyurmak isterim. Bizler kanıta dayalı bazı çalışmalar varsa yani bilimsel yayın varsa bakarız ona... İşte onlar ne diyorsa onun bir ortalamasını bilgi olarak verir ya da işte içine biraz yorum katarak onu anlaşılır hale getirmeye çalışırız. Sorun şu ki bu Covid-19 hastalığını yapan işte bu koronavirüs dediğimiz virüs daha çok yeniydi ve hakkında birkaç tane çalışma daha yeni yeni yayınlanmıştı o dönemde. Ve hocalarımız mesela Oytun'un yaptığı e, temel hata diyelim şu anda hata olduğu gözüküyor. Gerçekten bir yayına örnek alarak işte mesela Asyalılara bulaşır işte efendim onların dışındakilere daha az bulaşır falan filan diyerek belki rahatlatma amacına yönelik biraz hızlı bir yorum yaptı. Tabi sonra bu medyada nasıl manşet oldu gördük. Ama işte Türklere bulaşmıyormuş, bize bir şey olmazmış falan gibi. Amacını aşan bir yorum, amacını aşan manşetlere dönüştü. Tabi Canan Karatay hocanınki bence tamamen farklı. Canan Karatay medyanın arada bir göklere çıkarıp arada bir yerden yere vurmayı çok sevdiği isimlerden biri. Tekrar ediyorum ben her zaman söylerim. Canan Karatay insan fizyolojisini en iyi anlamış ve beslenme önerileri gerçekten en makul hocalardan bir tanesi. E, fakat o da... Sürekli bir kelle paça muhabbetiyle anılıyor. Canan Karata yeni bir şey söylemedi. Yani özellikle bu geleneksel beslenme tarzımızın, işte mayalı yiyeceklerin, işte kelle paça gibi böyle besin değeri, kolajeni vesairesi, vitamini, minerali yüksek şeylerin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini zaten biliyoruz. Kadıncağız da sürekli bunu hatırlatmaya çalışıyor. Tabii o da orada yine aynı hatayı işin içine sokunca yani bu koronavirüs zaten bir sürü koronavirüs var. Bu da onlardan biri. Çok bir şey olmaz diye araya birkaç tane de demek sıkıştırınca maalesef o da medya tarafından söyleme abartılarak aşırı bir yanlışa düşürülmüş insanlardan biri oldu. Yavuz Dizdar hoca bence en dramatik olanlardan bir tanesi. Çünkü açıkça hani bu virüsü daha önce Türkiye'nin geçirdiği hani burada çok efendim bir şekilde sorun yaşamayacağımıza dair bazı kehanetlerde bulundu. Sanıyorum onu yanıltan da bazı yayınlar oldu. Özellikle o 2015 yılında yayınlanan işte bir e, insanlara geçme potansiyeli taşıyan koronavirüs suçu ile ilgili bir makale var ki o makalenin bugünkü koronavirüste çok ilgisi olmadığını da daha sonra fark ettik. Neticede o biraz daha cüretkar ve biraz daha sert davranmış oldu medyada hatta böyle gülerek ha 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 işte Türkiye ne yapacak falan dediği videolar da var. Yavuz Hoca da çok kıymetli bir hoca. Fakat işin ciddiyeti henüz ortaya çıkmadan en önemlisi elimizde veri toplanmadan medyanın bu bilgi alma şehveti yüzünden işte arkadaşlarımız hatta ben de bir iki kelam etmişim sonra arkadaşlar hatırlattılar yani televizyon programlarında falan. Erken yorum yapmak gibi bir hata yaptılar. Bir de medya bunu büyütünce maalesef öyle oldu. Benim özetle ilgili bu krizle alakalı olarak söylemek istediğim şu. Bir Oytun Erbaş, bir Canan Karatay, bir Yavuz Dizdar ve diğer hocalarımız. Yani şu anda özellikle hani e, ya bunların akademik ünvanları alınsın falan diye bazen çıkışlar duyduğumuz kişiler. Bunlar çok kıymetli insanlar. Bunlar sadece medya iletişiminde sorun yaşamış ve talihsiz bir zamanda talihsiz şeyler söylemiş insanlar. Değerlerimizi bu kadar kolay gömmeyelim. Evet söyledikleri şeyler bazı sorunlara yol açtı ama biraz önce açıklamaya çalıştığım resme dikkatle bakarsanız bu sadece onların suçu değil. Medyanın sağlık haberlerini, bilim haberlerini nasıl verebileceği konusunda bir temel ilkesel duruşu, kuralı olmamasından kaynaklanan en hızlı uzmanı çıkaranın, en hızlı haberi verenin, en sansasyonel manşeti atanın öne çıktığı garip bir vahşi rekabet ortamındaki problemlerden kaynaklandığını unutmayalım. Yani bu insanlar bizler bilim insanlarıyız. Yani neticede üniversitede çalışır, akademik bilgiyle ilgilenir. İşte bunu anlatmaya çalışırız. Bundan sonra bu tip konularda konuşacak olan akademisyen arkadaşlarıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma naçizane bir tavsiye vermek isterim. Bu da dinleyenler için, medya için değil, akademisyen hocalar için. Bu tavsiye de şu ki lütfen her birimiz konuşurken kendi uzmanlık ve ilgi alanımızla ilgili bir eksen belirleyelim. Ve mümkün mertebe o eksenin çok dışına çıkan sorulara ve yorum isteklerine bilmiyorum burası benim alanım değil diye cevap verelim. Hani ben bu işte çok mükemmel yaptığım için söylemiyorum ama benim gerçekten sapmamaya çalıştığım bir eksenim var. O eksenin adı insanın fabrika ayarları. Bana ne sorsalar ben insanın fabrika ayarları bağlamında yorumlamaya çalışıyorum. Eğer oradan bir yorum çıkmıyorsa... Ben konulara girmemeyi tercih ediyorum. Diyebilirsiniz ki, e hoca eğitim konusunda konuştun, salgın konusunda konuştun, dijital gelecek konusunda konuştun, yapay zeka konusunda konuştun, işte efendim evrim konusunda konuştun, din konusunda konuştun. Ne yapayım? Bunların hepsi insanın fabrika ayarları ile ilgili. Ve eğer insanın fabrika ayarları dediğim şeyi en azından TEDx konuşmasında anlattığım kadarıyla bir dinlerseniz, gerçekten insanın temel düzeyde ilgilenmesi gereken hemen hemen tüm konuların dokunduğu efendim bir orta hat anlatı, bir ana hat bir anlatıdan bahsediyorum. Dolayısıyla ben sadece orada konuştuğum için hani hata yapma riskim daha düşük. Analizlerimde yanılabilirim. Çünkü onlar güncel verilerle yaptığım analizler. Ama bir ayda kalmak her zaman bizi güven altında tutar. Medyaya bir tavsiyem var. Lütfen verilerin gelmesini bekleyelim. Ve özellikle böyle Mesela salgın gibi felaket gibi konularda eğer uzman çağıracaksak bir konuda mesela Sağlık Bakanlığı gibi bir otoritenin yaptığı açıklamaları ve yönergeleri ortaya kural olarak koyalım. Çünkü o resmi bir ağızdır. Bizim için önemlidir ve bizim için temel referans olması gerekir. Halka bilgi vermek istiyorsak eğer çağırdığımız uzmanların bu mesela Sağlık Bakanlığı'nın virüs konusundaki açıklamalarını ve tedbir önerilerini halka daha iyi anlatmalarına yardımcı olun. Yani onlar resmi ağızlardan yapılan açıklamanın nasıl daha kolay uygulanabileceği noktasında yardımcı olsunlar, bilgilerini orada kullansınlar. Bizim özellikle farklı görüşte hocaları televizyona çıkarıp evdeki hani bu konuda eğitimi olmayan insanları onlara hakem yapmak gibi bir zulmü yapmaya hiç hakkımız yok. İnsanlar e, direkt anlaşılabilir. Sade öneriler bekliyorlar lütfen bilim insanlarını televizyonda işte e, bilimsel kongrelerde yapması gereken işleri yapar pozisyona sokmayalım. Bu bize faydadan çok zarar veriyor. İnşallah koronavirüs konusunda bunları öğrenmişizdir. En son ekranlarında bilimsel bilgiyi dinleyenler için de her duyduğunuza inanmayın. Bilim öyle nihai cevapları bize veren bir şey değil. Zamanla gelişir. Temel bilgileri aldıktan sonra da çok fazla o kadar yoğun bilgi almamıza gerek olmadığını unutmayalım. 14 tane virüsten korunma kuralı var. Uygulayalım. Birkaç tane daha bir şey öğrenmek istiyorsak öğrenelim ama artık işimize bakalım. Öğrendiklerimiz bizi sağlıklı tutmaya ve virüsün yayılmasını yavaşlatmaya yeterli. Yeter ki onları uygulayalım. Başka çok fazla bir şey bilmemize gerek yok. Bu bilgi fetişizmi bizi virüsten korumak yerine daha çaresiz ve daha panik halinde yaptığı için Bence amacına aykırı bir sonuca doğru gidiyor. Dolayısıyla hocaları çok gömmeyelim. Bunlar değerli insanlar. Zor yetişiyorlar. Halka bu insanlar gibi bilim anlatan insanların sayısını arttırmamız lazım. Lütfen onları yerli yerince kullanalım. Sevgili Oytun'a, Canan Karatay Hoca'ya, Yavuz Düzdar Hoca'ya ve bu tip durumlarda bir şekilde hatalar yapıp mağdur olan bütün Bilim anlatıcılarına, bilim emekçilerine de buradan tekrar selam ediyorum. Bilgiyle kalalım, bilgi en güzel şey diyerek de böyle bir sloganla bağlamak binden fena olmadı sanki. Yani sonu aslında getirdiniz ama ben böyle çok ufacık bir şey eklemek tamam. istiyorum. Evet. Yani sanırım buradaki sıkıntı biraz şey bir açıklama oldu. Fakat onu sonradan gene destekleyen 2-3 açıklama daha yaptı bu insanlar. İsrar ettiler. Evet biraz ettiler. ısrar ettiler. Onları da işte bu insanlar da çok güvendiği insanlardı aslında ve birçok insan benim yakın çevremde de çok var bu arada. Onların tavsiyelerine uyup belli bir süre boyunca ki maalesef bu işte global bir sorun haline geldi. Evet. Sonucu da maalesef böyle oldu. Bence oradaki asıl ısrar ve o şeye inanmakla ilgili bir sıkıntı var ortada. Bak bir şey daha hatırlattım. Bu özellikle anlatıcı için çok önemlidir. Bir şeyi söylersin yani laf ağzından çıktıktan sonra sana hakim olur. O yüzden iddialı bir şeyler konuşmadan önce hakikaten emin olacak kadar beklemekte fayda var. Bu dönemde zarar görmeyen uzmanlar kimler? Veri gelene kadar bekleyen ve yorumlarını ondan sonra yapanlar. Ama ilk başta erken verilerle yorum yaptığımız anda ya da kendi önceki tecrübelerimizde o tecrübelerin hiç çalışmayacağı bir konu hakkında konuştuğumuzda sözümüz bizi bağlıyor ve bir şekilde onu savunmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Yani bence yapmayalım hata yaptığımızda dönebileceğimiz bir yer değil pek medya. Yani medya ona izin vermez. Çünkü acımasız medyanın tüketicisi de kendisi de hata yaptığınız zaman sizi gömüyor. Yani zirveye kadar çıkarıp yerin dibine kadar sokabiliyor. O yüzden hani kötü insanlar oldukları için söylemiyorum ama işin tabiatı bu. Toplumun genel davranış kalıbı bu. O yüzden ağzımızdan bir şey çıkmadan önce de hani biraz durmakta fayda var. Bir hazırlık yapmakta fayda var diyorum. Tabi hocalarım bunu benden iyi bilir. Bunu akıl verme olarak değil bir dost has hali olarak görürlerse çok sevinirim. Hepsine öpücükler gönderiyorum. Aynen devam edin. Yanınızdayız, arkanızdayız, beraber çalışıyoruz. Ama bir daha da böyle hatalar yapmayız diye düşünüyoruz inşallah.